Evet dostlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Tabancamız Canik TP9 SF Elites. Kutu açılımında bir adet kullanım kılavuzu. Montaj ve söküm için bir adet daha kılavuz mevcut. Gördüğünüz gibi temizlik kiti olarak harbi tel fırça ve plastik fırçamız var. Silah yağımız bir adet bel kılıfı için aparatımız mevcut. E, tabancamız iki adet şarjörle geliyor ve harjör doldurma aparatı var ayrıca. Şimdi tabancamızı çıkartıp elimizde güzelce bir inceleyelim. Evet, tabancamızı elimize aldık. Şimdi temizliğini yapalım. Gördüğünüz gibi boş. Tetik düşürüyoruz. Tabancamız gayet güzel. Eee namlu uzunluğumuz 106,5 mm. tabancanın komple uzunluğu 185 mm. 180, yüksekliğimiz de 134 mm. 9 919 mühimmat kullanıyor. 15 fişek kapasitesi var. Gördüğünüz gibi sürgü kapağındaki tırnaklar e, hem arkada ve önde yer alıyor. Bu da e, kurumada bize gayet bir kolaylık sağlıyor. Tetiğimiz için iki tane emniyet var. Gördüğünüz gibi parmağımız böyle yandan basarsa düşmemesi için. Yani tetik basmamız için parmağı tam oturtmamız gerekiyor. Ayrıca şöyle bir mandal daha koymuş Canik firması. Bu da tetiği basmamızı engelliyor. Sürgü tutucu mandalımız da gayet güzel. Yani ele güzel geliyor. Bundan yana da bir sıkıntı yaşanmadı poligonda. Tetiği ben çok beğendim silahta. Gerçekten gayet hafif ve yani istediğim ayarda. Gezimiz ve arpacığımız yandan geçmeli. Silahımız gayet güzel. Alt gövdesi polimer. Üstümüz çelik. Pikatin rayımız mevcut. Tek eksi yanı benim için tabancaya red dot ve benzeri Herhangi bir e, alet takılamıyor. Onun için bir aparat yeri yapmamışlar. Sökümüne gelecek olursak e, klasik şu iki mandal sağlı ve sollu aşağı doğru bastırıp kapak takımını öne doğru çıkartıyoruz. Ve şuradan yukarı çıkıyor. İcai ve standart. Namlumuz da bu şekilde ayrılıyor gördüğünüz gibi. Namlu kilitleme dişlerimiz ve fişek rampamız gayet güzel. E, herhangi bir tutukluk yapmadı. Seri atışlara denedik silahımızı. 6 adet sağ, döner, yiv ve setimiz mevcut. Kapak takımımız da bu şekilde gördüğünüz gibi. Daha fazla laf uzatmadan sizleri atış videosuyla baş başa bırakıyorum. Silahımızı bu şekilde toplayalım. Bu diğer modellere göre tamamen önden geçirmeli değil de üstten bu şekilde getirip direkt arkaya ittiriyoruz.